isteyenler ayda bir defa yumurtlarlar. Bu yumurtlama fonksiyonları için pek çok hormonal sistemin devreye girmesi gerekir. Belli bir düzen içerisinde ve belli bir sıralamada hormonların etkisiyle birlikte bayanların yumurtlaması oluşur. Yumurtalıktan salınan yumurta tüpler vasıtasıyla tutulur. Tüplerde tutulan yumurtanın bu bölgede hareketli bir spermle karşılaşmasıyla döllenme gerçekleşir. Döllenen yumurta yaklaşık 5 gün kadar tüplerde gelişir. Gelişen ve embriyo haline gelen yapı rahim içerisinde yataklanarak gebeliğin oluşmasını sağlar. Tabii oldukça kolay anlatıyoruz böyle ama gebeliğin oluşması için devreye giren pek çok mekanizma söz konusu. Gerek erkeklerdeki spermin vajinadan tüplere ilerleyişine kadar geçen süreçte, gerekse bayanlarda salınan yumurtanın tüpler tarafından tutulup rahim iç tabakasına kadar geçmesi sürecinde. Ama kısaca gebeliğin oluşmasını bu şekilde özetleyebiliriz.